Merhaba efendim, hoş geldiniz. Zahmet ettiniz. Nerelerden geldiniz, nasıl geldiniz? Bu sıkıntılara katlandığınız için sizlere teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum, sevgilerimi sunuyorum efendim. Hoş geldiniz. Hepinizin geldiği yollarda yüzüm var, ayaklarınızın turabı, gönüllerinizin hizmetçisiyim efendim. Tekrar saygılarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum. Bir türkü söyler, bir şey anlatmak için. O türkünün bir kelimesi kaybolsa, anlatımın anlamı kaybolur. Her şeyden evvel dikkatinize saygı duyuyor. Beni dinleme zahmetine katlandığınız için tekrar teşekkür ediyorum efendim. İnsandan üstün hiçbir şey görmedim dünyada. Ben insana aşık oldum. İnsan bizim analarımızdır. Biz erkekler olarak analarımızın oğluyuk. Bize insan oğlu derler. Dünyadaki insan oğullarının hepsinin canı aynı candır. İçinde ruh olarak bizler ayrı ayrıyız. Analarımızın canı dünyada, hepsinin canı aynı can. Onların içindeki olan ruhlar da ayrı ayrıdır. Tabii biz yaratılmış can içinde yaratılmışız. Yaradan can içinde olan analarımız Yaradan'la beraber olduğu için ben gene yaşımı söylemek istiyordum ama dur dediler, yaşını söyleme. 40 yıl oldu, iki büyük nimetim var. Biri anam, biri yarim diyelim. Aşkı kimden aldın, sevgiyi kimden? Tabii anamız bir yandan bize karşılıksız verdi sevgisini, aşkını. Rahminden itibaren dünyaya geldik, karşımıza bir kız çıktı. Bu defa karşılıksız sevgiyi de o bekledi bizde. Sevgisiz olarak bir kızın elinden tutmanın imkanı var mı delikanlılar? Dünya yalan değil efendim. Bu bir kahır sözüdür. Aha gördüğümüz, görüştüğümüz, konuştuğumuz, yediğimiz, içtiğimiz, yaşadığımız yalan mı? Yalan değil. Gerçeğin ta kendisi ama arz ettiğine, arzusuna ulaşamamış, muradını alamamış, yalan dünya demiş, kahretmiş gitmiş. Bu bir yalan dünya sözü, bir kahır kelimesidir. Ben de onlardan biriydim, biriyim. Ben de onlardan biriyim. Ben de onlardan biriyim efendim. Efendim.